Peki hocam, kolon kanserinin genetiği nedir? Şimdi tabii bu kolon kanserinin genetiği nedir derken ailesellik anlamında evet, mı soruyoruz? Evet, yani aileden mi gelir yoksa sonradan mı oluşan bir rahatsızlıktır? Çünkü kolon kanseri genetiği dediğimizde zaten karsinogenezin kitapları kolon karsinogenezinden yazılmıştır. Çok kitabi, çok basamaklı, böyle kurallı bir karsinogenezi vardır kolon kanserinin. Yani bir step atlayıp öbür step, işte 3 gün önce tümör yoktu, işte 3 gün sonra tümör vardı gibi değil. Her şey aylar, yıllar içerisinde birikerek oluşur. Ve normal hücrenin genetiğinin değişerek anormalleşmesi sonucu hücre zaten anormalleşir. Bu anlamda kolon kanseri genetiği kitaplar dolusu bilgi içerir. Evet. Şimdi bu kanserin gelişmesindeki genetik yapının bozulmasıyla ilişkili ama ailesellik kısmı ayrı. Aslında o da ona katkıda bulunmaktadır karsinogenezin. En sık görülen ailesel kanser riski yüksek kanser grubundadır kolon kanseri. Örnek meme kanseri gibi, örnek yumurtalık kanseri gibi kolon kanseri de öyle bir kişi varsa evet. Ailede birinci derece yakınlarında, ikinci derece yakınlarında topluma göre bağırsak kanseri gelişme riski çok daha fazladır. Hele de genç yaş kolon kanseri ise, hele de işte birçok polipli gibi, işte familial adenomatozis, polipozis koli dediğimiz çok polip oluşturan ailesel polipli kanserler vardır. Az polip olup yine ailesel polipli kanserler vardır. Genetikle ilişkili önemli bir ilişkisi vardır. Yani kalıtsal genetikle önemli ilişkisi vardır. Onun için de biz tüm hastalarımıza deriz ki endeks vakadan önce 10 yıl öncesinde mutlaka olan örnek 50 yaşında bir kişi aileden kolon kanseri olduysa 40 yaşından itibaren mutlaka aile bireyleri, çocukları, kardeşleri, yaşıyorsa annesi babası mutlaka kolonoskopik tarama yapmalıdır deriz. Onun için de bu açıdan bakarsak kolon kanseri ciddi anlamda genetik bir kalıtsal hastalık olarak karşımıza çıkar. Evet.